Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı hükümeti kaza merkezlerinde idareyi ele geçirmiş olan ayanlara başvurarak para ve asker teminle çalışmıştır. Bu durumun ayanlar üzerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açması beklenebilir? Ayanlar Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan toprak ağları. Ne diyor yukarıda? Osmanlı hükümeti Kaza merkezlerinde idareyi ele geçirmiş olan ayanlara başvurarak para ve asker teminle çalışmıştır. Siz devlet olarak, siz hükümet olarak bir sorunu tek başınıza çözemiyorsanız, idareyi ele geçirmiş olan bir gruba başvurmak durumunda kalıyorsanız, onların desteğiyle para ve asker temin etmeye çalışıyorsanız bu durum neye yol açar? Tabii ki bu durum hükümet kontrolünün zayıflamasına yol açar. Çünkü sizin ihtiyaç duyduğunuz bir grup sizin otoritenizi de tanımayacaktır. Eğer ben olmazsam sen şu 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 isteklerini sağlayamazsın. Bana sözünü geçirmeye çalışma diyecektir. Bu da zamanla devletin, hükümetin ayanlar üzerindeki kontrolünü kaybetmelerine yol açacaktır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Bakalım Taşra idaresindeki güçlerini kaybetmelerine. Şimdi ayanlar üzerinde hangisine yol açması beklenebilir diyor. Ayanlar Taşra idaresindeki güçlerini kaybetmezler. Tam tersine ne yaparlar? Taşra idaresindeki güçlerini daha da arttırırlar. Tanzimat fermanının ilanında etkili olmalarına. Hayır tanzimat fermanı devlet tarafından gerçekleştirilmiş olan bir fermandır. Ayanlarla hiçbir alakası bulunmamaktadır. Dış politikada sözü geçer konuma gelmelerine ayanlar iç politikamı ilgilendiren bir durumdur ve yerel söz sahibi olan bir gruptur ayanlar dış politika ile ilişkilendirilemez. Egemenlik anlayışında değişikliğe yol açmalarına egemenlik anlayışı yönetim şeklinin değişmesi demektir. Ayanlar asla Osmanlı tarihi boyunca yönetim şeklini değiştirmeye yönelik bir çalışmada bir çabada bulunmamışlardır. Bu nedenle E seçeneğine de ulaşılamaz. Cevabımız A seçeneği. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan maddelerine bakılarak itilaf devletlerinin aşağıdakilerden hangisine ulaşmaya çalıştığı söylenemez. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın her bir maddesi bir şeyi amaç edinmekteydi. Burada da önümüzde yer alan soruda da deniyor ki Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili verilen bu maddelerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaya çalışıldığı söylenemez. Bakalım bu maddelerle amaçlanan nedir? İtilaf devletleri güvenliklerinin tehdit edilmesi durumunda istedikleri stratejik bir yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. Bu madde Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi olarak geçen madde ve bu maddedeki amaç Osmanlı ülkesini işgale açık bir hale getirmek. Buna bakarak A seçeneğine ulaşılabilir diyebiliriz. Evet, diğer maddeye bakalım. İç güvenliğin sağlanması ve sınırların korunması için gerekli görülen kuvvetin dışındaki Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Terhis etmek yani artık Osmanlı ordusunu dağıtmak anlamına gelmekte. Peki Osmanlı devletinin bir ordusu olmazsa Osmanlı ordusu olmadığı için yeni bir direnişe geçilebilir mi? Ülkede başlayan işgallere karşı mücadele edilebilir mi? Hayır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ne yapılmış olur? Savunmasız bırakılmış olur. Bu nedenle B ve E seçeneklerine de ulaşılabilir. Devam edelim. Telsiz ve telgraf kablolarının denetimi hükümet haberleşmesi dışında İtilaf Devletleri'nin eline geçecektir. Evet. Siz eğer haberleşme araçlarınız olmazsa işgaller konusunda bilgi alışverişinde bulunabilir misiniz? bulunamazsınız. Zaten itilaf devletlerinin de bu maddeyle amaçladığı işte tam da budur. Yani işgaller konusunda bilgi alışverişinde bulunulmasını önlemek. A, B, C ve E seçenekleri Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili verilen maddelere bakılarak ulaşılabilecek olan ifadelerdir. Ancak D seçeneğine baktığımızda İstanbul hükümetinin siyasi varlığına son vermek. Eğer İstanbul hükümetinin siyasi varlığına son vermek isteselerdi. Son maddeye baktığımızda ne diyor? Hükümet haberleşmesi dışında itilaf devletlerinin eline geçecektir diyor. Yani hükümetin devam etmesinden yana bir tavır takınılıyor. Hatta hükümetin haberleşmesine de izin veriliyor. Buna bakılarak da İstanbul hükümetinin siyasi varlığına son vermek istedikleri değil tam tersine devam ettirmek istedikleri sonucuna ulaşılabilir. Cevabımız söylenemezi sorduğu için D seçeneğidir. 19. yüzyılda silindir bir tablet üzerinde bulunan Ben Kairos, Evrenin Kralı, Büyük Kral, Kudretli Kral, Babil'in Kralı, Sümer ve Akad'ın Kralı, Dört Bir Bucağın Kralı sözleri M.Ö. 539'da Perslerin Babil'in fethini kutlamak için yazılmıştır. Buna göre Pers uygarlığı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncüle baktığımızda teokratik devlet düzeninin benimsendiği diyor. Teokrasi dine dayalı devlet yönetimi. Eğer verilen paragrafta ben tanrı kral, ben rahip kral gibi ifadeler yer alsaydı teokratik devlet düzeninden bahsedilebilirdi. Ancak yukarıda evrenin kralı, büyük kral kudretli kral gibi ifadeler bulunmakta. Yani monarşik devlet düzeninden bahsetmekte. Bu nedenle birinci öncüle ulaşılamaz. İkinci öncüle baktığımızda egemenlik alanının yani coğrafyasının geniş bir alana yayıldığı, geniş bir coğrafyaya yayıldığı, sınırlarının geniş bir coğrafyaya yayıldığı diyor ikinci öncülde. Bakalım Babil'in kralı Sümer ve Akad'ın kralı, dört bir bucağın kralı. Geniş bir coğrafyaya yayılmış mı? Yayılmış. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşılabilir. Üçüncü öncüle baktığımızda mirattan önce 6. yüzyılda 6. yüzyıl nedir? 500'lü yıllardır değil mi? Evet. Ne diyor? 6. yüzyılda tarihi devirler içerisinde bulunuldu. Tarihi devirler yani yazının bilindiği dönemler. Bakalım. Ne diyor paragrafta? Minattan önce 539'da 500'lü yıllar 539 diyor burada da. Yani 6. yüzyıl. Ne olmuş 539'da? Silindir bir tablet üzerinde bir yazı bulunmuş. Demek ki 6. yüzyılda gerçekten tarihi devirler içerisindeler mi? Yazıyı bildiklerine göre evet. Bu nedenle 3. öncüle de ulaşılabilir. Yani cevabımız 2 ve 3'ün bulunduğu D seçeneğidir. Türkiye Selçuklularında devlet toprakları hanedanın ortak mülküydü. Sultan ülke topraklarını oğullar arasında paylaştırırdı ve şehzadeler yönetimleri altındaki bölgelerde yarı bağımsız hareket ederlerdi. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenebilir? Evet, Türkiye Selçuklularında var olan bir düzeni anlatıyor bize soruda. Devlet toprakları hanedanın ortak mülküydü diyor. Yani veraset sisteminden bahsediyor paragraf. Veraset sistemi İslamiyet öncesi Türk tarihinden beri Türk devletlerinde, Türk İslam devletlerinde uygulanan bir kavram. Baktığımız zaman hangisine yol açtığı söylenebilir. A seçeneğinde geleneksel devlet teşkilatlanmasının dışına çıkılmasına diyor. Bu cümle mümkün değil. Çünkü devlet toprakları hanedanın ortak mülkü anlayışı İslamiyet öncesinden beri devam ettiği için geleneksel devlet teşkilatlanmasının da devam ettirildiğini göstermekte. Bu nedenle A seçeneğine ulaşılamaz. B seçeneğine baktığımızda merkezi otoritenin zayıflamasına. Evet, ne diyor paragrafta? Sultan ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırırdı ve şehzadeler yönetimleri altındaki bölgelerde yarı bağımsız hareket ederlerdi. Dolayısıyla şehzadelerin kendi yönetimleri altındaki bölgelerde yarı bağımsız hareket etmeleri neye yol açacaktır? Tabii ki merkezi otoritenin zayıflamasına. Bu nedenle sorumuzun cevabı B seçeneği. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Veraset sisteminin belirli hale getirilmesine, belirli hale getirilebilmesi için padişah hükümdar öldükten sonra tahttan indikten sonra onun yerine kimin geçeceğinin net bir şekilde belirlenmiş olması gerekir. Oysa burada böyle bir belirlilik söz konusu değil. Oğulları arasında toprakları paylaştırıyor ve kaç tane oğlu olduğunu bilmiyoruz. 10 tane, 11 tane, 20 tane. Dolayısıyla hangi oğlu başa gelecek? Bu nedenle de tam bir belirlilikten söz edemediğimiz için C seçeneğine ulaşamayız. D seçeneğine baktığımızda iç çekişmelerin sona ermesine. İç çekişmeler sona eremez. Neden? Çünkü oğullar arasında toprak paylaştırdı ve şehzadeler yarı bağımsız hareket etmekteler. Devletin başındaki yönetici tahttan indiği zaman ne olacak? Herkes tahta geçmek isteyecek. Bu durumda neye yol açacak? Tabii ki iç çekişmelerin daha da artmasına, sona ermesine yanlış bir ifade. E seçeneğine baktığımızda meşruti yönetimlerin teşvik edilmesine. Meşruti yönetim ne demektir meşruti yönetim? meclis yönetimi demektir. Dolayısıyla yukarıdaki paragrafta meclis ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadığı için E seçeneğine de ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Milli mücadelenin zorlu günlerinde Atatürk'ün cepheden bir günlüğüne dahi olsa gelip tarihi nitelikteki açılışını yaptığı Marif Kongresi ülke için bir umut olmuştur. O dönemde Anadolu'da sadece 3000 öğretmen bulunmakta ve bunların da sadece %20'sini kadın öğretmenler oluşturmaktaydı. Kongre'nin kadın erkek aynı çatıda gerçekleştirilmesi ve görüşülen konular sadece düşmanla değil, cehaletle de savaşılacağının ve ciddi eğitim politikalarının oluşturulacağının göstergesiydi. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Evet, Eskişehir-Kütahya savaşlarının ardından yaşanan olumsuz hava içerisinde toplanmış olan bir kongredir, Marif Kongresi. Mustafa Kemal'e isterseniz bu olumsuz havada kongreyi toplamayalım, erteleyelim dendiğinde Mustafa Kemal cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha değersiz değildir demiştir ve Marif Kongresi toplanmış eğitim politikaları ile ilgili yeni kararlar alınmıştır. Bu paragrafa bakılarak hangi ifadelere ulaşılabilir diyor soruda. Birinci öncüle bakalım. Mustafa Kemal'in çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu. Evet Mustafa Kemal bu kongreye nereden geldi? Cepheden geldi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl görevi nedir? Askerliktir. Ancak Mustafa Kemal Atatürk asker kimliğinin yanı sıra. Marif Kongresi'ne de katılmış, eğitim ile ilgili yeni kararlar alınmasında da önder olmuştur. Bu durum çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir. İkinci öncüle baktığımızda eğitimdeki mücadelenin savaştaki mücadele ile eşdeğer görüldüğü, evet ne diyor yukarıdaki paragrafta sadece düşmanla değil cehaletle de savaşılacağının diyor. Bu nedenle ikinci öncüle de ulaşılabilir. Ancak üçüncü öncüle baktığımızda kadınların milli mücadelenin dışında tutulmak istendiği Hayır. Burada ne demiş? Kongre'nin kadın erkek aynı çatıda gerçekleştirilmesi demiş. Dolayısıyla bu ifadeye bakılarak kadınlara yönelik bir ayrımcılık yapıldığına ulaşılabilir mi? Hayır. Tam tersine kadınlar ve erkekler aynı safta tutulmaya çalışılmış. Bu nedenle de 3. öncüle ulaşılamıyor. Bize ulaşılabilirler sorulduğu için cevabımız 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği oluyor. Denizden karaya doğru esen rüzgarlar kış aylarında ılıtıcı etkide bulunurken yaz aylarında serinletici bir etki yapar. Bu durum bilgilerinden hangilerinin doğruluğunu ispatlamak için kullanılabilir. Denizler geç ısınıp geç soğumakta, karalar ise çabuk ısınıp çabuk soğumaktadır. Buna göre kış aylarında kara daha çabuk soğuduğu için daha soğuk, deniz daha geç soğuduğu için daha sıcaktır. O yüzden denizden daha ılıtıcı bir havayı görmekteyiz. Yazın ise bu durum tam tersi olmaktadır. Buna göre kara ve denizlerin farklı ısınıp soğuması bunda etkendir. Bir numaralı öncülümüze baktığımızda yeryüzünün önemli bir bölümünün sularla kaplı olduğunu kanıtlamaz. Yani burada denizden esti daha ılıtıcı ya da daha serin diye ben bunu dikkate alamam. 2. Denizlerin karalara oranla geç ısınıp geç soğuduğu. Bunu zaten ilk başta da yorumlamıştım. 2 numaralı öncülümüzü almış olduk. 3 denizlerde güçlü dalgaların kıyıları aşındırabildiği ki burada aşındırmadan zaten bahsedilmiyor. Bu yüzden yalnız 2 B şıkkını doğru cevap olarak söylemiş olduk. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerde belli tarihlerdeki gündüz uzunlukları verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Eğer gece gündüz arasındaki süre farkı daha az olursa bu ekvatora yakındır. Ve ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanmakta. Bu değişmemektedir. O yüzden burada baktığımızda gece gündüz uzunlukları çok fazla değişmeyen merkez 5 olduğu için bu ekvatora daha yakın bir alanda bulunmaktadır. 21 Haziran'da 13 saat gündüz yaşıyorsa kuzey yarım kürede ekvatora yakın bir alan olarak dikkate alırız. Aradaki fark ne kadar fazlaysa o kutup noktalarına o kadar yakındır. 21 Haziran'da 18 saatlik bir gündüz süresi varsa bu kuzey kutup dairesine yakın bir alanda bulunmakta bir numarayı burada alabiliriz. Bunun yanında 14 saat 16 saat kısmını kıyasladığımızda ise burada bu kısımda biz 3 numarayı çünkü 16 saat gündüz yaşamış ve yine 14 saat gündüz yaşamış olan 2 numarayı yine şu alanda ya da enlem derecelerine yaklaşık olarak alabiliriz. Bunun yanında 4 numara ise 6 saat gündüz yaşadığı için güney yarım kürede bir merkez olarak dikkate alınabilir. O yüzden buraya da biz 4 numarayı koyduk. Buna göre 4 numaralı merkez güney yarımkürede yer almaktadır. Bu da doğru. A şıkkı da ekvatora en yakın olan 5'ti. 1 ve 4 numaralı merkezlerin enlem dereceleri aynıdır. Şimdi 1 ve 4'e baktığımızda özellik olarak 18 saate 6 saat. Ki burada gece ve gündüz fark olmasına rağmen aradaki fark aynı olduğu için bunların enlem dereceleri yani biri kuzey yarımkürede biri güney yarımkürede yaklaşık aynı enlem derecelerinde yer alıyor. 2 numaralı merkez 3 numaralı merkeze göre daha kuzeydeki bir enlem üzerinde yer alır. 2 numaraya baktığımızda daha güneyde 3 numara daha kuzeyde. O yüzden bu yanlış bir bilgi oldu. 1 numaralı merkezden 5 numaralı merkeze gidildikçe tan ve grup süresi kısalır. Şimdi i̇şte burada 1 numaraya baktığımızda kutuplara daha yakın. Kutuplarda grup ve tan süresi daha uzun. Yani güneşin doğuş o kısma tan batış grup ismini veriyoruz. Burada özellikle çizgisel hızla alakalı bir durum var. Çizgisel hız azaldıkça bu süre uzuyor. E, çizgisel hızın artmasına bağlı olarak da bu süre kısalıyor. Çünkü Ekvator'a daha hızlı bir dönüş olduğu için güneş doğuşu daha kısa sürede karşımıza çıkıyor. O yüzden Ekvator'a yaklaştığımız için bu da doğru bir bilgi. Buna göre D şıkkını doğru cevap olarak yani yanlış bir bilgi olarak aldık. Aşağıda Dünyanın önemli bölgeleri arasındaki hava yolu trafiğini gösteren harita verilmiştir. Buna göre güzergahlarının hangilerinde hava yolu trafiği çok yoğun değildir? Kuzey Amerika, Avrupa birinci kısımda verilmiş. Ki Kuzey Amerika ile baktığımızda Avrupa'yı dikkate alalım. Ve bunların arasında oldukça fazla bir yoğunluk söz konusu. O yüzden burada baktığımızda yoğun bir trafik aldığımız için bunu şıklarda almamamız gerekiyor. O yüzden bir numaralı öncül olanları elemiş olalım. İkiye baktığımızda Orta Doğu, Güney Batı, Pasifik. Şimdi burada Orta Doğu'yu gördük. Güney batı Pasifik'i aldık. Arada 0.7'lik bir durum söz konusu. O zaman burada daha az bir yoğunluktan bahsedebiliriz. Asya Avrupa arasına baktığımızda 8.8'lik bir miktar verilmiş. Ya da burada bir değer verilmiş. O da yüksek bir değer. O yüzden bunu almamamız gerekiyor. 3'ü eledik. Asya, Kuzey Amerika dikkate alındığında burada da 6.0'lık bir değer gördüm. Bu da yine çok az bir değer değil çünkü 0.4'ler, 0.7'leri değerlendirdiğimde daha düşük bir rakam olduğunu görüyorum. O yüzden yalnız 2 B şıkkı doğru cevabımız oldu. 1914-1918 yılları arasında tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgında Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalanmış ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir. Batılı ülkeler salgına neyin sebep olduğunu daha hızlı anlamış ve bitlerden kurtulmak üzere önlemler almıştır. Doğu ülkeleri ise daha geç önlem alabildiği için dünyanın büyük kısmında çok daha fazla sayıda insan yaşamını yitirmiştir. Parçada verilenlere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir. Birinci öncülümüzde ülkelerin gelişmişlik durumları ile afetlerin etkisi arasında yakın bir ilişki bulunmakta ki doğru bir ifade. Çünkü batılı ülkelere baktığımızda daha gelişmiş ülkeler ve orada daha kısa sürede, daha hızlı bir şekilde önlem alabiliyorlar ve bu da oradaki ölümleri azaltabiliyor. 2- Sözü edilen salgının yayılmasıyla biyolojik kökenli bir afet yaşanmıştır. Ki buradaki bakteriler biyolojik kökenli olduğu için yine bakteri salgını olsun yine de işte insana bağlı bazı salgın hastalıklar olsun bunları biyolojik olarak dikkate alıyoruz. 3- Asya'daki ülkelerde muson rüzgarları tifüsün yayılmasını hızlandırıp ölümleri arttırmıştır. Parçada böyle bir bilgi yok. O yüzden bunu ben alamıyorum. 1 ve 2'ye ulaştığım için Doğru cevap C şıkkı oldu. 1960'lı yıllardan itibaren yapılan işçi anlaşmalarına bağlı olarak yabancı ülkelere giden Türk işçileri metro inşaatları, fabrikalar, maden ocakları gibi pek çok alanda çalışmışlar ve bu ülkelere ilk gittikleri dönemlerde dil ve sosyal uyum konularında önemli sorunlar yaşamışlardır. Aşağıdaki tabloda bu ülkelere 1971-1976 yılları arasında göç eden Türk işçilerinin sayıları verilmiş ve işçilerin gittiği ülkelerden bazıları haritada harflerle gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir numaralı öncülümüzde söz konusu dönemde M ile gösterilen ülkeye yarım milyondan fazla Türk işçisi göç etmiştir. M ile gösterilen kısım Almanya'dır. Almanya'ya baktığımızda en çok Türk işçi göçünün olduğu ülke olarak dikkate alıyoruz ki 651.998 olduğu için yarım milyondan fazla kişi buraya gitmiş. 2 Giden işçilerin dil ve sosyal uyum sorunlarının en fazla yaşandığı ülkeler K ve L ile gösterilen ülkelerdir. Yani burada baktığımızda İngiltere verilmiş ya da diğer ülkeleri de dikkate aldığımızda zaten fark etmiyor. Ben burada uyum sorunu en çok nerede yaşanır, nerede yaşanmaz bunu yorumlayamam. 3. Fransa ve Avusturya'ya giden işçiler sanayi sektöründe istihdam edilirken Hollanda, Belçika ve İsviçre'ye giden işçiler maden ocaklarında ve metro inşaatlarında çalıştırılmıştır. Yine ben oraya giden kişilerin nerede çalıştırıldığı konusunda bir yorum yapamam bu bilgilere ya da buradaki verilere göre. O yüzden yalnız biri ulaştık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bu soruda verilen bir parça var. Biz de bu parçadan yola çıkarak Aşağıdakilerden hangisi bu parça için söylenemez bunu bulacağız. Hadi bakalım. Bilim sayesinde hayatımızın daha kolay hale geldiğini, yaşam kalitemizin arttığını, zamanımızı daha verimli kullanabilir olduğumuzu yatsıyamayız, inkar edemeyiz. Bilimin yol açtığı teknolojik gelişmeler ve inovasyonlar tıptan iletişime, ulaşımdan eğitime pek çok alanda hayatımıza katkı sağlıyor. Gerçekten de öyle. Bir de madalyonun diyor ki diğer tarafı var. Bu da uluslararası güvenliği tehdit eden savaş teknolojileri, ölümcül silahlar, çevre felaketleri, etik dışı deney uygulamaları var. O halde bilimin yararları konusunda bir yorum yapılacaksa, bilimin ne amaçla kullanıldığına, hangi değerlerle çevrili sınırlar içerisinde kaldığına bakarak değerlendirme yapmak gerekir. Değerli arkadaşım, bilim tek başına ne iyidir ne kötüdür. Önemli olan onun nasıl kullandığıdır hangi amaçla kullandığıdır? Eğer iyi amaçlarla kullanılırsa muhteşem bir şeye dönüşebilmektedir. Ama kötü amaçlarla kullanıldığında insanın sorunu getirebilmekte birçok soykırma neden olabilmektedir. Şimdi bakalım A şıkkı Bilim hem yarara hem de zarara sebep olabilmektedir? Evet hocam Çünkü kullanım amacına göre böyle bir ihtimal söz konusudur. Bilim doğru şekilde kullanılmazsa zararlı olur mu? Kesinlikle olur. Bilimsel çalışmaların etik bir çerçevede yapılması gerekir. Böyle bir zorunluluk söz konusu mudur? Evet hocam söz konusudur. Peki bilimin zararlarına odaklanarak bilimsel çalışmalar sınırlandırılabilir mi? Herhangi bir sınırlamadan bahsettik mi? Hayır hocam bahsetmediniz. O halde cevap D şıkkıdır. Ama E şıkkına da bakmamız gerekir. Bilimin insanlığın yaşam kalitesini artırma potansiyeli var mıdır? Vardır. Zaten girişte bunu bize söyledi. O halde cevabımız D şıkkıdır. Bu soru Immanuel Kant'la ilgili bir soru. Bize sorulan şey Kant'a göre aşağıdakilerden hangisi ahlaki açıdan doğrudur? Kant'ın ahlak anlayışı soruluyorsa sevgili arkadaşım yapman gereken şey şu olması lazım. Kesinlikle bir eylemde iyi niyet olması gerekir. Ve bu niyet kesinlikle çıkarsız, faydasız olması lazım. Yani çıkarsız ve koşulsuz yapıldıysa bu eylem ahlakidir diyoruz ve şimdi parçaya bakıyoruz. Kant'a göre eylemlerin ahlaki doğruluğu eylemin kendisinden ziyade eylemin ardındaki niyete dayanır. Kant, ahlaki değerleri belirlemenin anahtarının eylemin dayandığı ilke olduğunu savunur. İlke, bir eylemin kendi kişisel amaçları ve nedeniyle ilgili bir ilkedir kişi eylemde bulunmadan önce eylemimi dayandıracağım ilke genel bir ahlak yasası olsun ister miyim sorusunu sormalı bunu bütün insanlar için istiyorsa eylemde bulunmalıdır eylem hiçbir koşula bağlı olmadan sadece eylemin kendisinden dolayı istenmelidir sadece iyi niyetle yapılmalıdır eğer bir çıkar varsa fayda varsa o ahlaki eylem olamaz şimdi şıklara bakalım Müşteri kaybetmemek için cümlenin başı sıkıntı. Kaybetmemek için niçin bir eylemde bulunuyorsun? Müşteri kaybetmemek için o yüzden etiketleri doğru düzenliyorsun. Burada bir fayda var, bir çıkar var. Yaptığın davranış doğru olabilir, önemli değil. Niyetin kötüyse ahlaki eylem olamaz. Sevap kazanmak için bir fayda var mı? Var, ele gitsin okumana gerek yok. Yapılan organ bağışının organı alan hastada hiçbir işe yaramaması. Hocam burada ahlaki değil. Yo kişi organ bağışını yapmış mı yapmış. Karşıdakinde işe yarar mı yaramaz mı? Para karşılığında vermiş mi yok. Yarıp yaramacının garantisi var mı yok. Kendisi iyi niyetle bir bağış yapmış mı yapmış. Burada herhangi bir çıkar var mı yok. Fayda var mı yok. O halde sonucu iyi olmasa dahi sonucu olumlu olmasa dahi bu ahlaki eylemdir. Çünkü niyet doğrudur hocam. Peki D şıkkına bakalım. Bir arkadaşı zor durumdan kurtarmak için. Bak niçin yapıyorsun? Zor durumdan kurtarmak için. Yani bir fayda var mı? Bir çıkar var mı? Evet hocam. Peki öğretmenin takdirini kazanmak için ne yapmış? Ödev kontrolünü hatırlatmış. Yine bir çıkar bir fayda var mı? Var. O halde bunlar ağlaki eylem olamaz. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Biz de bu parçaya bakacağız. Bu parçadan yola çıkacağız. Ve bu parçayla ilgili ne söylenemez onu bulacağız. Hadi parçamıza bakalım. Parça etik problemlerle başlıyor. Diyor ki etik problemler toplumların ve felsefenin ortak paydada buluştukları alanlarmış. Örneğin tıp alanında gelişmelerle birlikte insan genetiği ve biyoteknoloji konularında ortaya çıkan etik sorunlar ve teknolojinin ilerlemesiyle gündeme gelen yapay zeka, biyoetik ve çevre etiği gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar etik problemlerin daha da karmaşıklaşmasına neden olmuştur hocam. Felsefe, insan hakları, doğal adalet ve İnsan müdahalesi konularında toplumun bilinçlenmesini, değerlerin şekillendirmesine ne olurmuş? Yardımcı olurmuş hocam. İnsanlığın gelişmesine rol oynayacak çalışmaların, etik sınırların belirlenmesinde katkı sağlarmış. Yani felsefe ile etik problemler birbirinden bağımsız alanlar değildir, toplumların felsefenin buluşma noktasıdır. Dolayısıyla etik problemler toplumu ve insanlığı etkilerken felsefe orada yabancıymış gibi duramaz. Bununla ilgili bir takım çözüm önerileri, bununla ilgili bir takım düşünceler, bununla ilgili bir takım beyin egzersizleri yapmak zorundadır. Bir takım fikirler üretmek zorundadır. Yapay zeka var hocam, bioetik var, çevre etiği var. Sen neredesin felsefe? Gidip ilk çağa e, takılı kalamazsın. Bunlarla ilgili e, ne yapması lazım? Fikir üretmesi lazım. Çünkü felsefe dinamik bir süreçtir hocam. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı felsefenin toplum hayatındaki rolü büyük müdür? Kesinlikle hocam. Etik felsefenin toplumla kesiştiği bir alan mıdır? Evet hocam, bakın burada buluştuğu bir alandır dedik. Felsefe bilimlere hizmet ederek topluma yarar sağlamalıdır. Felsefenin bilime nerede hizmet ettiğinden bahsetti. Bilime hizmet ederse felsefe olur mu? Böyle bir hizmetkarlıktan bahsediyor muyuz? Hayır, hayır hocam, hayır. Cevap o halde C şıkkıdır. Devam edelim ama. Bilimin kritik sorunları felsefenin tartışmaların odağında mıdır? Yani yapay zeka, etik, biyoetik e, bunlar felsefenin odak noktasında mıdır? Evet hocam, bu da tamamdır. Peki bir E şıkkına da bakalım. Felsefe toplumun sorunlarına çözüm üretme işlerine sahiptir. Yani bu problemle ilgili bir kafa yormakta mıdır? Kesinlikle evet hocam. Cevap C şıkkıdır. Bu soru Bernard Russell'la ilgili bir soru ve bize sorulan şey Russell aşağıdakilerden hangisine yönelik bir eleştiri geliştirmiştir? Parçamıza bakalım. Russell bir gün hindi görür. Bu hindiye her gün aynı çiftçi aynı yemleri vermekteymiş. Hindi bugüne kadar hep tağıl yemiştir. Edha istiyor? Her neyse Russell hindi çiftçi ve yemekle ilgili düşünmeye başlamış. Bu hindi her gün aynı yemekleri yiyor. Bugüne kadar gördüğü tüm yemekler tağıl yemekleriymiş. O zaman bu hindi için her gün tağıl veren çiftçi tarafından besleniyor. Eğer bu hindi her gün tağıl yiyorsa ve bu hindi bu çiftçi tarafından besleniyorsa o zaman bu çiftçi tüm hindilere tahl veren çiftçi olmalıdır der. Bu düşünceyi ortaya koymasının bir amacı vardır elbette. Russell bunu bir eleştiri olarak ortaya koymuştur. Peki bu eleştiri neye yönelik olabilir? Niçin böyle bir eleştiri geliştirmiş olabilir? Bakın şimdi hindi yemek ve çiftçi arasında ne yapıyor? Bir bağlantı kurmaya çalışıyor ve diyor ki bugüne kadar gördüğü tüm yemekler tahl yemekleriymiş. Yani tek tek parçaları hindi birleştirdiğini varsayalım. Birleştirdiğinde bugüne kadar yediği tüm yemekler tahıl yemeğiymiş. Yani parçalardan bütüne doğru bir gidiş söz konusu mu? Evet. Peki bu bozulabilir mi? Evet. Çünkü bu olasılıklı bir sonuçtur. Her zaman böyle olma ihtimali yoktur. Bu çiftçinin de sürekli tahıl veren bir çiftçi olma ihtimali de yoktur. Her zaman yani genellenemeyebilir. Anlatmaya çalıştığımız şey parçadan bütüne doğru bir genelleme yapıyoruz. Bütün parçaları gözlemleyemeden böyle bir genellemeye gidiyoruz. Bu da bir sıkıntı yaratabilir. Bu da tüme varımın yetersizliğini bize göstermektedir. Hindi örneğindeki amaç Russell'ın tüme varıma getirdiği eleştiridir. Tüme varımın tüm parçaları gözlemleyememesi ve sonucun bir gün bir şekilde yanlışlanabilmesinden, yanlışlanabilirlik olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı bilimsel bilginin sınırından bahsediyor muyuz? Hayır. Mantıksal doğruların bilimin yanıltmasından bahsetmedik. Bilimin gerçek dünyadaki geçerliliğinden de bahsetmedik. Tüme varımın doğruluğu ve güvenirliği eleştirilmektedir. O yüzden cevap D şıkkıdır. Bu soru Orta Çağ felsefesiyle ilgili bir soru ve derste Yavuz öğretmenimiz Orta Çağ felsefesini anlatıyor. Sonra öğrencilerine bir soru soruyor. Bakalım hangi öğrencisi doğru yanıtlamış, hangisi gözde öğrencisiymiş, hangisi dersi iyi dinlemiş hocam. Bakıyoruz, Ortaçağ Felsefesi Ünitesi'ni anlatan Yavuz Öğretmen, Ortaçağ boyunca hem Hristiyan hem de İslam felsefesinde karşımıza çıkan bir problem vardır demiş. Ondan sonra şöyle devam etmiş, birbirinden ayrı gibi görünen ama tarih boyunca birbirleriyle etkileşimine tanıklık ettiğimiz iki alan vardır ve birbirine oldukça yaklaşmışlar demiş. Öyle ki bu yakınlık, Felsefenin bir hizmetkar mı yoksa bir tehdit mi olduğu gibi birbirinden uç söylemlerin alınmasına yol açmıştır diyor. Bu problemi hangi adla adlandırıyoruz? Peki sorarım sana hangi problem olabilir? Bir kere felsefenin hizmetkar mı tehdit mi olduğunu konuşuyorsak felsefeden bahsettiğini söyleyebiliriz. Peki dinden bahsediyor muyuz? Yani Hristiyan dilinden ve İslam dilinden bahsediyor muyuz? Evet. O halde dinde var mı? Var. Demek ki bu iki alan birbirine çok yaklaşmış. O halde felsefede akıl değerli arkadaşım, dinde inanç söz konusu mudur? Evet. Buranın çatışması, yaklaşması ya da birbirinin egemenliği altına alması söz konusu değil midir? Öyledir hocam. O halde Ceyda tümeller problemi demiş yanlış. İrade özgürlüğü problemi hiç tartışılmadı. İnanç akıl ilişkisi problemi tartışılmış, konuşulmuş sorulan soruya verilen cevap budur. Ercan'a aferin diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Sıradaki sorumuzda verilen metindeki ana düşünce İslam'da kabul gören hangi ilkenin açıklanması niteliğindedir demiş. Hemen verilen metni okuyalım. Top, tapmak, tapınmak, kulluk etmek anlamına gelen ibadet kavramı İslam'ın gerekliliklerindendir insanın ile inandım dediği ilkelerin hayata geçirilip gösterilme şeklidir. İslam dini inancın davranışa yansımasını beklemektedir. Ancak iman ile ibadet arasındaki ilişki birbirlerini desteklemek olarak kabul edilmiş, ibadetin eksikliği imanın yokluğuna sebep olmamıştır. Allah'a iman etmek için inandım demek ve bu inancı kalbe yerleştirmek yeterlidir. Kabul gören hangi ilkenin açıklaması niteliğindedir diyor. Ameller niyetlere göredir. Burada hayır. Burada bir ameli niyeti bahsetmiyor. Kalple yerleştirmek, tasdik etmek demişti. Ameller imanın bir parçası değildir. Evet yani imanı yok etmez. Yani Allah'a iman etmek için inandım demek ve bunun kalbe yerleştirmek yeterli. Aynı zamanda ameller bir cüz değil. Burada genel manada sadece imanın bir parçasının olmadığını zaten genel son anlatılan da söylemişti. Allah'a iman etmek için inandım demek ve bu inancı kalbe yerleştirmek yeterlidir. Yani bir parça değil. Eşyada asıl olan onun helal olmasıdır. Helal haramlık ilişkisinde de alakası yok. Burada ona dedi, değinilmemiş. İslam'da helaller geniş haramlar sınırlıdır. Dediğimiz gibi helal harama değinilmedi. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak gerekir. Tam buna doğrudur lakin buna değinilmemiş. Burada Amellerin imanın bir parçasının olmadığına değinilmiş. Cevabımız burada 5'lik olacak. Son e, cümleyi okuduğumuzda arkadaşlar direkt zaten bu anlamı çıkarıyoruz. Sıradaki sorumuz biraz uzun gibi gözüküyor. Gözümüzü korkutuyor lakin hemen hızlıca çözebileceğimiz halde size biraz da yöntem göstermiş olalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden hangisinde metindeki gibi bir çaba göstermesini emretmiştir. Direkt metne bakıyoruz. Metin, metinde önemli olan kelimelerin altını çiziyoruz arkadaşlar. Bakalım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç sahibi kimsenin geçimiyle özellikle ilgileniyordu. İhtiyaç sahibi eğer gücü yetiyorsa kendi mal varlığından onlarla paylaşıyor. Gücü yetmiyorsa sahabeyi yardımda bulunmaları için teşvik ediyordu. O kendisinden yardım isteyen birine olumlu cevap verme imkanı sahip değilse en azından gönül alıcı sözlerle onu rahatlamasını sarıyordu. Yani ya elindeki varsa veriyor yoksa güzel sözlerle gönderiyor. Hemen buradaki hadisere bakalım. Sizden biriniz kendisinin istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Bu yardımlaşma Eğer el elde yardım yoksa burada kişinin sözlerle onu rahatlatması anlatırken, Burada tabii ki farklı bir mana anlatılıyor. Cevabı olamaz. Çorba pişirdiğinde suyunu fazla koy, sonra komşuna bak, uygun bir şekilde çorbadan onlara ikram et. Bu tabii ki önceden planlanmış bir yardımlaşma olduğu için bu da planda olmayan, sen müsait olmadığın bir anda senden yardım sen biri olabilir. Bu da olamaz. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizde gücünüz yetmezse, orada da gücünüz yetmezse kalben buz ediniz. Burada güç yetirmekle alakalı hangisine gücün yetiyorsa imkanın yoksa imkanın olan neyse onunla yardım et diyordu. Bu imkanın olabilecek şeylerden bahsetmiş. Bunu bir duralım. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akraba ile irtibatı sürdürsün. Burada ikram etmekten bahsediyor. Akraba ve misafir burada değinilmemiş. Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Buradaki emekten bahsediyor. Yine burayla alakalı yok. Yani bizim imkanımıza göre yardımımızdan bahsediyor. Bize kötülüklere karşı imkanımıza göre karşılık vereceğiz. Elimize düzeltiyorsak, elimize, dilimizde bunlar da yapamıyorsak kalben boz etmek. Yani elimize ne geliyorsa cevabımız burada C şıkkı olacak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularımızı beraber çözelim inşallah. Başlayalım ilk sorumuzdan. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz deniyor. Parçayı öncelikle bir okuyalım. İslam'dan sosyal hayatı düzenleyen pek çok hüküm bulunmaktadır. Din insanı hayattan soyutlamaz. Aksine hayatı düzenlemeye, inşa etmeye, toplumsal birlik ve beraberliği sağlamaya yönlendirir. Bu düzeni bozacak her türlü alışkanlıktan, bidatten ve gayri ahlaki unsurlardan uzak durmasını ister. Uzak durması gereken bu unsurlardan en önemlisi bilgi kirliliğine sebep olan davranışlardır. İslam'da bilgi doğru kaynaktan öğrenilmelidir. Hangisi çıkarlamaz deniyor. Bakalım. İslam dini bilginin güvenilirliğini önemsel. Evet. İslam'da bilgi doğru kaynaktan öğrenilmelidir. Bu da değinilmiş zaten. İslam toplumsal ilişkileri kuvvetlendirir. Aynen toplumsal birlik ve beraberliği sağlar demiştik. İslam dini ahlaki anlamda ilkeler verirler. Düzeni bozacak her türlü alışkanlıklardan, gayri ahlaki unsurlardan dedi zaten. İslam'da insan her iki dünya için çalışır. Evet, insanı hayattan soyutlamaz. Hayatı düzenler. Hem dünya hem ahiret için alışır, çalışır. Burada değinmiş. İslam'da bilgiye ulaşmanın tek yolu vahiydir demiş. Hayır. Burada zaten buna da değinilmemiş. Zaten bu genel yargı olarak çıkarlamaz. Cevabımız eşitli olacak. Evet. Bu sorumuzda da hakkında bilgi verilen İslam medeniyetinin önemli kültür ve ilim şehri neresidir demiş. Arkadaşlar zaten önemli yerler var. Belli başlı e, buradaki verilen bölgelerle alakalı, yerler alakalı bunlar önemli yerleşkeler veya medreseler, hanlar, hamamlar neyse bunlar geçiyor. Mesela Nizamül Mülk'ün adına yapılan Nizamiye Medresesi'nin bulunduğu yer zaten neresi direkt Bağdat diyebiliriz. Abbasi Halifesi Mansur tarafından kurulması, ne burası bir merkez olarak kurulması, evet yine Bağdat'ı gösteriyor. Tercüme ve ilim faaliyetinin yapıldığı Beytül Hikme. Beytül Hikme'nin yeri de direkt Bağdat'tır arkadaşlar. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Bu sorumuzda da ayette altı çizilmiş ifade İslam'ın önemsediği değerlerden hangisiyle ilgili değildi diyor. Hikmet. Bu da bilgi manasıyla alakalı. Biz de bakalım e, ayetin tamamını okuyalım. O ümmilere işlerinden kendilerine ayetleri okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apacık bir sapıklık içindeydiler. Önemsediği diğer değildir. Teravi yani altı çizimli ifade yani öğretmek bilgiyle alakalı olduğu için teravi bir bilgi mutlaka olabilir mi? Bu bir yaşayış aynı zamanda namaz kılmayla alakalı. Teravi dediğimizde Ramazan'daki namaz geliyor. Bu biraz daha farklı. Geçelim. Hafızlık, ilim, bilgi, hikmet, bilgi, ilimle alakalı. Hafızlık, tamam bu var. Mukabele, yine yani diğerlerden hangisi? Yine e, okumak, Kur'an okumayla alakalı. Yine Kur'an'ı öğrenme, Kur'an öğretme, onlara işte ezberletme. Bunlar o zamandaki hikmetle alakalı, bilgiyle, ilimle alakalı durumlar. Kur'an-ı Kerim'in indiği zaman dilimleri. Hatim etmek. Hatim etmek biliyorsun Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumak. Yine bu da var. İlim öğretmek. Dedik ki hikmet zaten ilimle alakalı bir şey. Ama teravih namazı davranışa yönelik bir şey. Yani burada ilk önce davranışa gösteriyor. Yani bunun üzerine bir ilim değil. Bu aynı zamanda e, bir sünnet davranış. Peygamberimiz nasıl yapıyorsa biz de ona göre yapıyoruz. Buradaki hikmetten bahsedilen durum teravih olamıyor. Cevabımız burada aşık olacak. Bu soru Descartes'le ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre Descartes'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Modern felsefenin kurusu kabul eden Descartes'in bilgi görüşü şüpheye yer bırakmayan bir temelde bilgiye ulaşmak için tasarlanmıştır. Descartes'a göre duysal deneyimlere dayalı bilgiler yanıltıcı olabilir. Bu nedenle kesin bilgiye ulaşmak için aklı kullanmak gerekir. Kesin bilgi kendisinden şüphe edilmeyecek olan matematikteki kadar açık ve seçik bilgi olmalıdır. Bilgi için başlangıç noktası olarak şüphe edilmeyecek bir temel gerçek arayan Descartes bu temeli önce kendi varlığını ardından Tanrı varlığını kanıtlayarak oluşturur. Diyor ki öyle bir bilgi olmalı ki kendisinden asla şüphe edilmeyecek bilgidir. Bunun için ne yapmamız gerekir? Her şeyden şüphe etmemiz gerekir ta ki şüphe edilmeyen bilgiye kadar. Kendisi her şeyden şüphe eder ama şüphe ediyor olmasından, düşünüyor olmasından şüphe edemeyeceğini görür ve der ki düşünüyorum o halde varım. Kendi varlığını kanıtladı ben varsam diyor o halde beni yaratan bir yaratıcı vardır diyerek Tanrı'nın varlığında kanıtlar hocam. Şimdi bakalım aşıkı çağdaş felsefi düşünceyi etkilemiş midir? E modern felsefenin kurucusuysa evet hocam rasyonist bir düşünür müdür? Aklı temeli aldığına göre evet hocam. Matematiksel kesinliği örnek almış mıdır? Evet hocam bak yeri de burada hocam. Yöntemsel şüpheyi kullanmış mıdır? Şüpheyi evet bir araç olarak kullanmıştır. Burası önemli bir ayrıntıdır. Peki kesin bilgiye ulaşamayacağımızı mı savunmuş? Hayır kesin bilgiye şüphe aracılığıyla ulaşabileceğimizi savunmuştur. Cevap E şıkkıdır. Bu soru Parmenides'le ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre Parmenides'in karşı çıktığı görüş sorulmuş. Değerli arkadaşım Parmenides'i ben gördüğüm her yerde aklıma Heraklitos geliyor. Niçin geliyor anlatacağım. Hatta şurada anlatmak isterim. Parmenides'i gördüğün her yerde aklına Heraklitos gelsin. Çünkü Parmenides değişimin olmadığını savunurken Heraklitos değişimin var olduğunu savunur. Der ki Parmenides Evrende hareket yoktur. Hareketin olduğunu zannetmemiz bir yanılgıdır. Ama Harektos ne diyecek? Evrende hareket vardır, değişim vardır, her şey değişmekte ve dönüşmektedir diyecek. Şimdi bu benim aklıma geldi ama parçadan bağımsız. Her zaman Parmenides'i gördüğünüzde ne aklınıza gelecek? Herakleitos gelecek hocam. Şimdi parçaya bakalım. Parmenides'e göre varlık bir ve bütündür. Onu hiçbir şey bölemez. Çünkü onu bölebilmesi için başka bir varlık olması gerekirdi. Oysa var olan herhangi bir şey zaten varlığın içerisindedir. Varlığın bir başlangıcı da yoktur. Çünkü bir başlangıcın olabilmesi için bir yerde yokluktan doğmuş olması gerekir. Oysa yokluk da yoktur ve kendinde hiçbir şey varlık meydana getiremez. Varlığın bir sonu da yoktur. Çünkü sonlanması için bir zaman dilimi içerisinde yokluğa karışması gerekir. Ancak var olan bir şeyin olmayan bir şeye dönüşmesi ona göre mümkün değildir. Yani evrende bir değişim yoktur. Evrende bir hareket yoktur. Evrende bir şeyin başka bir şeye dönüşme ihtimali yoktur. Böyle bir şey evrenin bütünlüğü açısından, birliği açısından sıkıntı olduğunu düşünüyor. Bakalım şimdi şıklara. A şıkkı Platon'un gerçek ve görünme ilişkin görüşüne karşı çıkıyor mu? Hayır hocam. Peki Heraklitos'un varlığın oluş görüşüne karşı çıkıyor mu? Kesinlikle evet. Parmenides'i gördüğümüz yerde nereye gidecekmişiz? Heraklitos'a gideceğiz. Biri değişimi savunur, biri değişimin olmadığını savunur. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkıdır. Tarihin ilk çatışması İlk e, zıtlığı diyebiliriz bunlara. Bir tarafta Parmenides vardır, bir tarafta Herakleitos vardır. Dolayısıyla Herakleitos'u gördüğümüz yerde de aklımıza Parmenides gelecektir. Cevap 5 şıkıdır. Bu soruda Aristoteles'in sanat görüşü sorulmuş. Bakalım buna göre parçaya göre Aristoteles'in sanat görüşüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçamıza bakıyoruz. Aristoteles'e göre sanatçı gerçek dünyayı taklit eder. Bu taklit yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade eder hocam. Özellikle tragedya ve epik şiir gibi edebi türlerin sanatın yüksek ifadesi olduğunu düşünen Aristoteles, bu türlerin insanın içsel çatışmalarını ve insan doğasının derinliklerini incelemek için uygun olduğunu söyler. Bunun yanı sıra sanat eserlerinin insanların ahlaki deneyimlerini yansıtarak izleyicilere etik sorular sorma ahlaki düşünme fırsatı sunduğunu ve insanları düşünmeye, öğrenmeye teşvik ettiğini de savunur. Yani sadece taklitten ibaret değil, duygularını, düşüncelerini ifade etme aracı değil. Onun yanında ahlaki eylemleri yansıtma, ondan sonra etik sorular sorma, insanları ahlakın üzerine düşünmeye itme, insanları öğrenmeye teşvik etmeye gibi ee, neymiş özellikleri de var. Yani sanatın bir takım özellikleri var. Bu da onun sanat görüşünü ifade etmektedir hocam. Şimdi bakalım. Her sanat dalının insana etkisi eşittir. Herhangi bir eşitlikten bahsettik mi? Yok hocam mele gitsin. Sanatçının hayal gücünün yeni bir dünya yarattığını söyler mi? Bunu Aristoteles söylemez hocam. Aristoteles diyor ki ee, sanat taklittir, olanı yansıtmaktır. O hayal gücüne vurgu yapmaz. Hayal gücüne vurgu yapan kişi, yaratma olarak sanatı savunan görüşlerdir. Devam edelim. C şıkkı, topluma yarar sağlamayan sanatı red eder. Herhangi bir yarar sağlamayanı reddetti mi? Yok hocam, ele gitsin. Bu çok büyük bir laf olur. Sakın buna gitmeyin hocam. D şıkkına bakalım. Sanatın pek çok konuda yarar sağladığını düşünür mü? Hah, evet hocam. Mesela hangi konularda bakalım? Ama E şıkkını da bir bakalım. E şıkkından sonra bir kere de bitirelim. Sanatın bir taklit olarak insanı gerçekten uzaklaştığını düşünür mü? Eğer böyle bir şey düşünse neden sanatın taklit olduğunu savunacak? Dolayısıyla saçma olur. D şıkkını hemen yorumluyoruz. Değerli arkadaşım sanatın pek çok konuda insana yararı var. Mesela ahlaki deneyimleri yansıtır. Bu bir. Etik soruları sorar. İki ahlaki düşünme fırsatı verir. 3. İnsanları düşünmeye iter. 4. Öğrenmeye teşvik eder. 5. Bak birçok konuda yararı varmış. O halde cevap D şıkkıdır. Bu soruda bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından biri değildir? Hemen şıklara bakmak istiyorum. A şıkkı değişmeyen bir gerçeklik var mıdır? Gerçeklik ve görünüş problemi varlık felsefesinin bir problemidir. Dolayısıyla bu soru varlık felsefesinin bir sorusudur. Varoluşun kaynağı nedir? Varlık felsefesinin en önemli sorusudur hocam. Elde ettiğimiz bilgi ne kadar güvenilirdir? Hocam varlık nerede? Bilgi var. Bilgi varsa bilgi felsefesine gidersin. Dolayısıyla bu olamaz. Peki devam edelim. Bilinç Varlığın bir özelliği midir? Bak eğer sadece bilinç deseydi yine bilgi felsefesine gidecektim. Ama varlığın bir özelliği midir diyor. Varlıkla ilişkilendiriyor. Dolayısıyla bu varlık felsefesinin bir sorusudur. Varlık madde midir, ruh mudur? Hem materyalizm hem de idealizm üzerinde durduğu önemli bir konudur. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Bu soru dil felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan yola çıkarak dil ve felsefe ilişkisi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir parçamıza bakalım. Dil felsefenin temel taşlarından biridir ve düşünceyi ifade etmenin ana aracıdır. Düşüncelerimizi gerçekten dil ile ifade ediyoruz. Şu an beni dinliyorsan bunun dil sayesindedir. Düşüncelerimizi dışa aktarma sayesindedir hocam. Neyse devam edelim. Düşüncelerini ifade etmek, analiz etmek ve iletmek için dili kullanan felsefeci, dilin anlamı ve dil sorunları, insanların dilin sembollerini kullanarak nasıl anlam yarattığını, dilin gerçekliğinin nasıl şekillendirileceğini ve insanların bilgiyi nasıl inşa ettiği üzerine sorular sorar hocam. Şimdi şıklara bir bakalım. Felsefenin görevi dili zenginleştirmektir. Herhangi bir görevden bahsettik mi? Hayır hocam. Dil, metafizik alanda düşünmeyi zorlaştırır. Ne böyle zorlaştırmaktan bahsettik, ne metafizikten bahsettik. Ele gitsin. Felsefenin odak noktası, dil çözümlemesidir diyen yaklaşım, analitik felsefedir. Burada ondan bahsedilmedi. Tek odak noktası dil değildir. Ele gitsin hocam. Peki felsefe yapmak için dilin etkin kullanımı gerekli midir? Yani böyle bir e, durumun söz konusu olabileceğini düşünüyoruz ama... Burada bu parçadan çıkarabilir miyiz? Bence çıkaramayız ama bir kalsın. E şıkkına da bakmak istiyorum. Dil hem bir araç hem bir problem alanı mıdır? Ha işte bu olur hocam. D ile neden bu olur? Bak girişte ne dedi? Bir araç dedi. Ondan sonra bir problem alanıdır. Gösterelim size. Bak diyor ki düşünceleri ifade etmek, analiz etmek için kullanılır. Dili kullanan felsefeci dilin anlamı ve dilin sorunlarını kullanıyormuş. Bununla ilgili Problem alanı oluşturuyormuş. İnsanların dilin sembollerini kullanarak nasıl anlam yarattığı bir problemdir. Nasıl inşa ettiği bir problemdir. Nasıl şekillendirdiği bir problemdir. O yüzden E şıkkı çok güzel olmuş. Cevap E şıkkıdır.